Bir de son sözümü söyleyeyim. Son sözümü söyleyeyim. Büyük bir oyunun, büyük bir kumpasın içindeyiz. Birileri İzmir Büyükşehir'e aday olmuş. Türkiye'nin her yerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri var. İzmir'de adayın yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi yok. Ampul asla yok. Bazen mikroskoplara, bazen onu da koymuyorlar. İzmir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı gizleyerek, ampulü gizleyerek, AK Parti kimliğini gizleyerek propaganda yapıyorlar ve İzmirli'den oy istiyorlar. Kardeşim, sen İzmirli'den oy istiyorsun da bak, İrfan Önal'ın genel başkanı burada. Logosu yakasında. Atatürk'ün ilkeleri, altı oku burada. İçimizdeyse dışımız o. Peki. Şimdi buradan soruyorum. İzmir'in aday olunca saçını sakalını toplatan, bıyığını düzelten adayına soruyorum. Kardeşim, İrfan'ın genel başkanının ne dediği belli. İrfan genel başkanını saklamaz. Sen genel başkanını niye saklıyorsun? Atatürk'le İnönü'ye iki ay yaş diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de? Senin genel başkanının elini öptüğü Fesli Deli Kadir, gün gelince Atatürk heykelleri devrilecek, yerlerde köpek leşi gibi sürülecek diyordu. Fesli Deli Kadir, keşke Yunan kazansaydı da bu İzmir Türkiye'de hiç olmasaydı diyordu. Bu adamlar şimdi gelmişler İzmir'de belediye başkanı olmak istiyorlar. Hadi canım sen de, hadi canım sen de. Bizim seçim şarkısını beğendiniz mi, seçim şarkısını? Çal bakayım, birazcık çalsın, durduracağım. Beğendiniz mi? Şimdi bu şarkının bir klibi var değil mi? Bu şarkının klibinde... Kes. Bu şarkının klibinde Cemil Başkan var. Bir gece yarısı, bir park, parkta ağaçlar, ağaçların altında gencecik Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet'in kadınları var. Gitar çalıyorlar, kendi kendilerine oturuyorlar, doğru mu? Cemil Başkan onların teminatı. Eğer İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'sa, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'sa, 24 saat parkta, bahçede, denizin kenarında, evli olsun, bekar olsun, kadın olsun, erkek olsun, herkes arkadaşıyla oturur, sohbet eder, çekirdek çitler, yer, içer, eğlenir. Kimse kimseye karışamaz. Ama bunların yönettiği, uzun süredir yönettiği şehirlerde bunları yapamıyorsunuz. Yarın öbür gün. Beni dinle, beni. Bunlar bana tezahürat etmeden beni dinlemiyorlar. Eğer buradan bütün İzmir'i uyarıyorum. Eğer İzmir'de CHP'liler olmasaydı, İzmir bu kadar özgür bir kent olmasaydı, kadınları için özgür bir kent olmasaydı,
gençleri için özgür bir kent olmasaydı o rahatlığın yaşanması mümkün değildi. Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük yoktur. Belli bir saatten sonra zabıta gelir karışır, polis gelir karışır, o gelir karışır, bu gelir bulaşır. İzmir'i kimseye karıştırtmayız, kimseye bulaştırtmayız. Şimdi İzmir'de bir yanda Cumhur İttifakı var ama bir yanda İzmir'deki sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in demokratlarının hepsinin birden bir arada olduğu daha güçlü bir ittifak var. İzmir'de İzmir İttifakı var, Türkiye'de Türkiye İttifakı var. Şimdi